Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güncel soruları çözmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlarım. Açıklamalarda bulunuyorum. Lütfen onlar önemli. Not almayı unutmayın diyorum. Bizleri Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden, TikTok'ta ise Ehliyet Hocam adresinden takip edebilirsiniz. İsterseniz fazla vaktinizi almadan hemen sorularımızla devam edelim canlar. Görselde karşıya geçmeye çalışan yayanın hızlı hareket etmesi için el, kol ve sözle uyarılarda bulunan sürücüyle ilgili hangisi söylenir? İletişim kabiliyetinin yüksek olduğu, empati kurabildiği, sabırlı hareket edemediği, saygı kavramına önem verdiği. Arkadaşlar buna benzer bir soru daha önce animasyon olarak göstermiştim bir önceki videolarda vesaire. Hatırlarsanız nasıl oluyordu? Burada el kol sallayan bir adam, şurada da geçen bir ihtiyar vardı, değil mi? Aynı soruyu bu sefer çevirmişler, başka bir şekilde sormuşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sabırlı hareket etmediğini biz buradan ne yaparız? Bu arkadaşın, bu ürkek ceylanın anlamış oluruz. Şekildeki karayolu bölümünde yol çizgileri sürücülere neyi bildirir? Şöyle hemen kutsal kalemimizi şuradan alalım elimize. Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini, devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini, kesik çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini, devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını demiş. Arkadaşlarım bizim yol çizgilerimiz burada bize neyi bildiriyor? Yani burada hangisi doğru bunlarla ilgili diye sorulursa tabii ki de C şıkkı doğru arkadaşlarım. Kesikli çizgi tarafındakiler sollama yaparken düz çizgi tarafındakiler kesinlikle sollama yapamaz. Doğru cevap C şıkkı olacak. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve sinir sistemi demiş. Arkadaşlarım bağırsaklar varsa işin içerisinde, mide varsa tabii ki de doğru cevap C şıkkıdır. Arkadaşlarım hızlı gittiğimi düşünürseniz durdurup soruyu önce kendiniz cevaplayıp sonrasında videoyu devam ettirebilirsiniz diyorum. Devam edelim. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, kavşakta bize numaralarıyla birlikte araçlar verilmiş arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 1 3 2 2 3 1 ve 3 1 2 verilmiş arkadaşlarım. Bakın bu tip sorular böyle baktığınız zaman çok karışık gözükür ama eğer temel bilgileri biliyorsanız şak 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 hızlı bir biçimde yaparsınız. Öncelikle burada hangisi önce geçer? Tabii ki kavşağın içinde bulunan aracın geçiş önceliği vardır. O halde ilk başta 2 olacak. Var mı 2? Yok. Var mı 2? Yok. Var mı 2? Yok. Doğru cevap bu yüzden Ceyhan'dır. Gerisini bile okumadım. Daha sonra 3 numara, daha sonra ise 1 numaralı araç geçiyormuş arkadaşlarım. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 5,5 saat, 4,5 saat, 3,5 saat ve 2,5 saat şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlarım B şıkkı 4,5 saat olacak. Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır demiş arkadaşlarım. Değiştirmelerde bir aracın geçilmesi esnasında kavşaklarda sağa sola dönüşlerde sürücülere geç mesajının verilmesinde demiş. Arkadaşlar belki hepimiz yapıyoruz bunu ama yasaktır yani. Doğru cevap D şıkkı olacak. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Geçmiş videolarımızda bahsetmiştik ılık su koyacağız diye. Motorun stop etmesine yani durmasına, motor gücünün artmasına, motor bloğunun çatlamasına, motor sıcaklığının artmasına demiş. Doğru cevabımız aynı bir cam bardak gibi. Sıcak anda soğuk bir şey dökerseniz arkadaşlarım o blok dökümdür zaten. Çatlayacaktır ve size sıkıntı yaratacaktır arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Verilen bilgi ilk yardımın temel Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlarım.
kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli şey olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve güvenli bir çevre oluşturmaktır demiş. Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme şıklarını verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada B şıkkı koruma olacak arkadaşlarım. Eğer 112 vesaire arıyor olsaydık bildirme olacaktı. Eğer kalp masajı vesaire yapıyorsak kurtarmaya dahil edebilir. Tedavi etme zaten ilk yardımda yok arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyonun boşluğunun fazlalaşmasına neden olur? Yani direksiyonu fazladan döndürmek zorunda kalırsınız. Boşluk oluşur. Bundan bahsediyor. Vites kutusu, pistonların, krak milinin ve rot başlarının şıklarda verilmiş arkadaşlarım. Aslında basit bir soru. Vites kutusuyla direksiyonun alakası var mı? Yok. Pistonların motorla alakası var. Krak milinin motorla alakası var. Doğru cevabımız rot başları olacak. Eğer bunlar da sıkıntı var da direksiyonda boşluk oluşur arkadaşlarım. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamalarıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir demiş arkadaşlarım. Mevcut araç gereçlerle yapılması, hayat kurtarıcı uygulamalar olması, olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması, müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Arkadaşlar ilk yardım zaten beklemeden yapmak gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapacak olan araç sürücüsü ne yapmak zorundadır? Evet, burada bir tünel işareti görüyoruz ve tünel yaklaşık 1 kilometre kadar devam ediyor. Duraklamak, araç ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yapmak, sadece park ve sis ışıklarını yakmak demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada uzağa gösteren ışıkları yakmak olacak. Tüneli rahat bir biçimde görebiliriz. Bu arada eğer tünel geliş gidiş yönlüyse normal ışıklarımızı yakacağız arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. Burada dikkat ettiyseniz tek gidiş bir tünel gösteriliyor bize. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki yıkılış ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Şarj sisteminin çalışmadığı, yağ basıncının çok düştüğü, lastik basıncının olduğu, kayıp olduğu yani basınçların düştüğü yani lastik havasının indiği, soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiği demiş. Arkadaşlarım burada bir termometre görüyoruz. Termometre neye yarar? Sıcaklıkla ilgili bir şeydir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? Alternatör, fan motoru, marş motoru ve silecek motoru verilmiş. Biliyorum hepiniz şunu diyeceksiniz. Hocam ben motor ustası mıyım? Nereden bileceğim bunu? Arkadaşlar yukarıda tanımda vermiş. Motorun çalışması için ilk hareketi hangisi verir demiş. Şu görsel olmasaydı ve direktmen bize soruyu şöyle sorsaydı. Şekil mekili karıştırmadı. Dedi ki motorun çalışması için aşağıdakilerden hangisi ilk hareketi sağlayan parçadır dedi. Cevap ne diyecektiniz? Tabii ki de marş motoru olacaktı arkadaşlarım. Peki diğerleri ne yapıyor? Alternatör akümüzü şarj ediyor arkadaşlarım. Hemen şu parçadır alternatör. Burada motorun içinden gelen güçle kayış vasıtasıyla dönüp elektrik üretir arkadaşlarım. Fan motorumuz var arkadaşlarım. Bu aracımızın da şurada görmüş olduğunuz pervane bazen bağımsız olarak da fan eklenebilir. Silecek motoru aracımızın zaten silecekleri. Doğru cevap C şıkkı olacak. F sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilirler demiş. Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs şıklarda verilmiş. Zaten B ehliyeti almışsanız arkadaşlarım yanında A'yı da veriyorlar. Doğru A'yı da derken F'yi de veriyorlar anlamında söylemek istiyorum. Doğru cevabımız lastik tekerlek traktör olacak. B ehliyet almışsanız zaten F de yanında olmuş oluyor arkadaşlarım. Motorlu bisikletler otoyollarda askeri kaç kilometre hızla gitmelidir? Giremez. 40 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometre denmiş. Arkadaşlarım otoyollar zaten transit trafik için açılmıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Doğru cevap giremez olacak arkadaşlarım. Aracın gösterge panelinde ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Arkadaşlarım şimdi buraya baktığımız zaman
yağdanlık işaretini aramamız lazım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Peki diğerleri ne yapıyor? Şu el freninin çekili olduğunu bize bildiriyor arkadaşlarım. Şu bizim akümüzde, şarj sisteminde bir arıza olduğunu bize bildiriyor. Şu ise fren balatalarında herhangi bir eksiklik olduğu zaman bizlere yanacaktır. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston bilyel mekanizması ile crankmin'e ileten motorlara ne ad verilir? Marş motorları, elektrikli motor, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlarım. Daha önceki motor videolarımızı izlerseniz burada da zaten bunun tanımlarına değindik. Doğru cevap C şıkkı olacak. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacakları 30 cm yukarıya kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Şok, beyin kanaması, ayak bölgesine yılan sokması ve akciğer zedelenmesi kanaması demiş. Doğru cevap A şıkkı. Zaten biz yukarıya bu kaldırma pozisyonuna şok pozisyonu diyoruz. Beyin kanamasında kaldırırsak kanamayı arttırırız beyinde. Zaten amacımız beyindeki basıncı azaltmak olacaktır o dönemde. O yüzden B değil. Yılan sokmasında yine aynı şekilde bunu yapmayız. Yine akciğer zedelenmesinde de yapmayız ki akciğerlerde bir iç kanama oluşmasın. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? Kilometre saati, kontak anahtarı, hava yastığı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı demiş. Doğru cevabımız arkadaşlarım B şıkkı olacak. Kontak anahtarı bizim panelimiz üzerinde yer alır. Gösterge panelinde yer almaz. Ha, kontak anahtarı ikaz ışığı deseydi evet, ama kontak anahtarı orada yer almıyor arkadaşlarım. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aracı yavaş kullanmak, motor yağı seviyesini kontrol etmek, lastik hava basıncını istenilen değerlerde tutmak, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibini sağlamak demiş. Rot arkadaşlarım bizim direksiyon sistemimizin bir ayarıdır. Doğru cevap bu yüzden D şıkkıdır. Eğer yapılmazsa kremleme dediğimiz şeyi yapar. Aracımız sağa sola çekmeler yapar. Frenleme esnasında bize sıkıntılar yaşatabilir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş. Yerleşim birimleri dışında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış yerlerde nokta noktaların yakılması gerekir demiş. Doğru cevabımız burada tabii ki de arkadaşlarım uzağı gösteren ışıklar olacak. Yani D şıkkı olacak. Arkadaşlarım videomuz burada son buluyor. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Bizleri Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden, yine TikTok'tan ehliyet.hocam adresinden takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'da bol bol soru paylaşıyorum. Sorularınızı da iletebilirsiniz buradan. Onu söyleyeyim. Yine Ehliyet Hocam kazandıran soru bankamızı soran arkadaşlarımız oluyor. Yine buradan Instagram'daki iletişim numaralarımızdan bize ulaşıp sipariş verebilirsiniz diyorum. Ve başarılar diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.